Öncelikle herkese merhaba. Bugün Ebru Kalender'le beraber yeni medya sanatı üzerine konuşacağız. Museum Pub'dayız. Sanat tarihi söyleşilerinin de 9.sunu yapıyoruz bugün. İlk öncelikle hoş geldin Ebru. Hoş bulduk. Yeni medya sanatı benim de çok ilgimi çeken ve merak ettiğim bir konu. İnternette de araştırdığımda çok az veri bulduğum, yani hakkında çok fazla video ve hakkında çok fazla kaynak olmasına rağmen daha çok yabancı kaynaklar. Ve çok da algılanabilir bir sanat dalı değil hani. O yüzden bugün herkese daha anlaşılabilir bir yeni medya sanatını anlatmak üzere seninle beraber olduğumuz için mutluyum. Umarım çok da faydalı olacak herkes için. Bir sanat tarihçisin ve yüksek lisans tezin yeni medya sanatı üzerine diyebiliyorum. Bununla ilgili yakında bir yayın da çıkartacaksın. Kendini öncelikle bir tanıtır mısın? Ebru Kalender kimdir ve yeni medya sanatı üzerine neler yapıyor? Evet, öncelikle sevgili misafirler, kıymetli izleyenler, hoş geldiniz. Ben Ebru Kalender. Lisans ve yüksek lisans eğitimlerimi Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde aldım. Yüksek lisans eğitim sırasında tez konusu olarak yeni medya sanatının Türkiye'deki gelişimini ilk üretilen eserlerden günümüze kadar, yani 2022 yılına kadar geniş kapsamlı bir şekilde ele aldım. Bugün de sizlere yeni medya sanatının ne olduğunu, bunun tanımlarının neyi ifade ettiğini, Avrupa'da bu sanat biçiminin nasıl başladığını ve Türkiye'deki gelişim sürecini anlatacağım. İlkin ben bu alana nasıl çalışmaya karar verdim, ondan bahsetmek istiyorum. Ben 2013 yılında Instagram kullanmaya başladım ve Instagram kullanmaya başladığımda bir takım küçük gifler görmeye başladım. Ve bu giflerin altına bunları paylaşanlar hashtagler açıyordu. Artist ismi, sanatçı adı, eser adı gibi. İlk önce bunların bir sanat eseri olduğunu anlayamadım. Hani böyle neden bunlara hashtag açılıyor, neden böyle künyeler açılıyor anlam veremedim. Ses biraz. Daha sonra bu gifleri kendim de paylaşmaya başladım. İlk paylaştığım giflerden birisi buydu. Olya Layana'nın Yaz adlı gifi. Gif bir sıkıştırılmış görüntü formatı. Buradaki eserin üst ekranında, bu bir internet sanatı enstalasyonu. Üst ekranında açık onlarca sayfa var. Ben bu gifi ilk gördüğümde ben de internette bir araştırma yapıyordum. Ve benim de açık yüzlerce sayfam vardı yukarıda, aynı bu medyumdaki gibi. Bu eserin ana ekranın gökyüzü formunda düzenlenmiş. Ana ekranın ortasında bir salıncak kurulmuş. Salıncakta özgürce sallanan bir kadın var. Şimdi ben bunu görünce çok etkilendim. Çünkü her an elimizin altında olan bir medyum olan bilgisayarlar bize her şeyden önce veriye ulaşmak adına sınırsız bir özgürlük hissi veriyordu. Ve bu özgürlük hissini biz elimizin altında olan cep telefonları, bilgisayarlar aracılığıyla edinebiliyorduk. Ve sanat tarihinde şöyle söylemler vardı. Hani Dadaizm'de, Fluxus'ta özellikle sanat günlük yaşamın içinde olmalıdır, günlük yaşamla eşdeğer olmalıdır gibi söylemler vardı. Ben hep diyordum ki hani bu nasıl olabilir, sanat günlük yaşamın içine nasıl dahil olabilir diye hep bana böyle afaki geliyordu bu söylemler. Ama bu eseri gördükten sonra her gün kullandığımız, hatta küçümsediğimiz bir medyum, bilgisayar ekranı benimle direkt iletişime geçti. Yani bu sanat biçimi direkt beni ele geçirdi. Bendeki o veriye ulaşma sınırsızlık duygusunu burada ekranın üstünde sallanan bir kadın gibi hissetmemi sağladı ve daha sonra ben yeni medya sanatını incelemeye karar verdim. Şimdi yeni medya sanatını anlatmaya ilk önce size yeni medya sanatı tanımını oluşturan medya, yeni medya, yeni medya sanatı nedir onları anlatmakla başlayacağım. Biz medya. Çünkü şeyi bilmiyoruz değil mi? Yani günümüzün sanatını bilmiyoruz açıkçası. Evet. İnsanlar ve biz de platformda da biraz aslında eksikliğimiz bu. Daha önce seninle konuşmuştuk. Daha geç olan dönemleri biliyoruz. Evet. Ama günümüze yakın olan sanatı maalesef kaçırıyoruz ya da bilmiyoruz ya da anlamlandıramıyoruz. Yeni medya sanatının da isim olarak ben dahi hani daha sonradan öğrenmiş bir ismim. Ve çok da içeriğini de bilmiyorum. Hani neler dahil hala onu kavrayabilmiş değilim. Evet. Oysa ki açık bir Rönesans'ı kavrayabilmemiz daha kolay olabiliyor ama içerisinde belki yaşadığımız için güncel sanatı kaçırıyoruz. O yüzden yeni medya sanatı dediğimiz şeyi ilk önce kavram ve alt başlıkları neler? Hani bir ipucu olarak da verelim. Ne sunacağız çok, burada? Çok net bunları anlatacağım. Evet. Medya kelimesi etimolojik olarak Latince medius, medium köklerinden geliyor.
Bunun anlamı ortadaki, orta düzeyde olan demek. İngilizceye medya olarak geçiyor ve medya İngilizce'de ortamlar, araçlar, vasıtalar demek. Türkçedeki anlamı medyanın kitle iletişim araçlarına verilen ad demek. Şimdi kelimenin ilk kullanışından günümüze kadar olan geçirdiği anlam değişimlerini düşünürsek bir ortada olmayı, araç olmayı, vasıta olmayı çağrıştırıyor. Peki bu neyin ortası, neyin aracı, neyin vasıtası dersek tabii ki bilgisayarlarla hayatımıza giren bir sanal evren var. Bir de fiziksel evren var. Dolayısıyla medya bizi sanal evrenle fiziksel evren arasına bağlayan aracılar, yani bilgisayarlar ve bilgisayarlar sonrası ileri teknolojiler. Medyanın ifade ettiği anlam bu. Peki yeni medya nedir? Yeni medyada temel olarak üretim, dağıtım ya da gösterim amacıyla bilgisayarların kullanılması ifade eden bir kavram. Bu kavram ilk olarak 1960'lı yıllarda dijital yayıncılık sektöründe geleneksel yayıncılık teknolojileri olan gazete, dergi, kitap gibi analog formdaki yayıncılık teknolojilerinden kendilerini ayırmak ve yayıncılıktaki yeni teknolojiler olan CD-ROM, web gibi ortamları, multimedya ortamları tanımlamak için kullanılan bir kavram olmuştur. Yeni medyalar eski medyalarda, yani gazete, dergi, kitap gibi analog fiziksel formdaki medyalarda ayrı ayrı olarak bulunan ses, görüntü, yazı gibi formların bir arada verilmesini sağlamıştır. Kavram daha sonra sanat tarihçiler, eleştirmenler, sanatçılar tarafından bu sefer sanattaki multimedya formları tanımlamak için kullanılagelmiştir. Peki yeni ifadesi neyi ifade ediyor? Şimdi ben yeni medya sanatını incelemeye başladığımda hani yeninin sorunlu olduğu, yeni kavramın artık kullanılmaması gerektiğini, ya bu sanata medya sanatları denmesi gerektiğini ya da işte dijital sanatlar ya da teknolojik sanat gibi bir kavram kargaşasını içinde buldum kendimi. Daha sonra şeye karar verdim. Hani bunun işin içinden çıkamadım. Hani hatta Ebru Yetişkin bunu şey olarak tanımlıyor, epistemolojik bir şiddet olarak görüyor. Ben de şeye karar verdim. Bir sanat biçimini anlamanın en basit yolu o alanda üretilmiş eserleri tamamen incelemek ve şeye karar verdim. Türkiye'de ilk bu eserler ne zaman üretilmeye başlandı? Hangi sanatçılar bu eserleri üretti? Günümüze kadar bu eser külliyatını inceledim ve daha sonra yeni nedir, yeni medya sanatı neyi ifade eder? Kendi tanımlarımı yaptım. Burada evet. Burada yeninin iki anlamı olduğunu kendi kendine tespit ettim. Yeninin birinci anlamı tabii ki bilgisayarları ifade ediyor. Bilgisayarlar ve ileri teknolojileri. Şimdi burada bilgisayar halen yeni bir teknoloji mi diye düşünürsek, şimdi bilgisayarlar ilk icat edildiğinde bir hesaplama cihazıydı. Daha sonra pek çok veriyi işleyen ileri cihazlara dönüştü. Ve halen daha gelişen bir teknolojiyi biz görüyoruz bilgisayarda. Yani burada yeninin ilk ifadesi bitmeyen teknolojik olanakların olasılıklarını ifade ediyor. İkinci anlamı da şu. Şimdi biz sanat tarihinde ardıl akımları biliyoruz. Neoklasizm, neogotik akım, post empresyonizm gibi ardıl ifadelerimiz var. Şimdi buradaki yeni ifadesi de bir ardıllığı evet temsil ediyor. Ama şöyle bir ardıllık, bütün sanat biçimlerinin yeni teknolojileriyle tekrar yorumlanması. Çünkü biz artık yeni medya sanatıyla birlikte resim sanatını yeni medya resmi biçiminde görüyoruz. Ya da heykel sanatını dijital heykel, biyo heykel ve çeşitli formlarda görebiliyoruz. Ya da performans sanatlarını performatif yeni medya sanatları biçiminde görüyoruz. Dolayısıyla yeni kavramının ikinci ifade şekli de bir ardıllık ama bütün sanat disiplinlerinin bir ardıllığını temsil ediyor. Peki yeni medya sanatı nedir? Yeni medya sanatı çok basit tanımıyla yeni medyaları kullanarak, yani bilgisayar ve interneti kullanarak üretilen sanat eserlerine verilen ad. Ama bizim daha tarihi bir tanım yapmamız gerekiyor. Yeni medya sanatı 1960'ların başından itibaren bilgisayarların sanatsal ifadede bir araç olarak kullanılmasıyla başlayan ve bilişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte bilim, teknoloji, sanat sermanında her geçen gün yeni kalıplar ve türler üreten ve 1990'ların ortalarından itibaren internetin iletişimin kitlesel nihai biçimi almasıyla birlikte küresel bir dile dönüşen sanat akımına verilen addır. Bir hiper ortam olan bilgisayar bu sanatın yapılma biçimini çoğul hale getirmekte. İnternet ise bunun küresel bir dile dönüşmesini sağlamaktadır. Peki yeni medya sanatı tek bir tür müdür? Yani tek bir sanat biçiminden bahsediyoruz biz.
Hayır, yeni medya sanatı bizim çatı kavramımız. Yeni medya sanatının pek çok alt türü var. Bunlar arasında bilgisayar grafikleri, görsel, işitsel, dijital video enstalasyonları, algoritmik sanat, jeneratif sanat, dijital sanat, biyo sanat, oşinografi, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik uygulamaları, GIF, glitch, robotik gibi pek çok alt türü var. Halen daha NFT de mesela bir yeni medya sanatı türü. Yeni medya sanatının hem dijital sanatlarla hem de internet sanatıyla kurduğu bağdan oluşan bir sanat biçimi. Oysa ki biz onu bağımsız bir şey olarak evet, görüyoruz. Evet, öyle görüyoruz ama tamamen ya yeni medya sanat. Ya da dijital sanat diyoruz yani. Dijital sanat da diyebiliriz. Evet, evet. Şimdi peki biz yeni medya sanatına dijital sanat diyebilir miyiz? O da yanlış bir ifade. Çünkü dijital sanat bir alt tür. Dijital sanat adı üstünde sadece sayısal ortamda yani bilgisayar ortamında yapılan sanat demek iken yeni medya sanatı bilgisayar ve sonrası bütün medyaları kapsıyor. Bunun yanında hiçbir medyayı kullanmayan yeni medya sanat eserleri var. Yani biyo sanat mesela hiçbir teknolojiyi kullanmıyor. Bunda neye bakıyoruz biz peki? Tanımda yaptığım gibi hani bilim ve teknoloji ile olan ilişkisini, sorgulama biçimini, hani süreç odaklı mı, nesneden bağımsız mı buna bakıyoruz. Dolayısıyla dijital sanat bir alt tür. Biz bir dijital sanat eserine yeni medya sanat eseri diyebiliriz ama bir yeni medya sanat eserine dijital sanat diyemeyiz. Peki şimdi ben yeni medya sanatının genel özellikleri tanımlayabilir miyiz? Bunun bir estetik alanını belirleyebilir miyiz? Bundan bahsedeceğim. Yeni medya sanat eserlerinin 5 temel özelliği var. Bunlardan birisi bir yeni medya sanat eserinin her şeyden önce multidisipliner yaklaşımları benimsemesi. Bu multidisiplinerlik ilk önce zorunluluk olarak karşımıza çıktı. Çünkü ilk yeni medya sanatını üreten sanatçılar matematikçiler, mühendisler, bilim adamlarıydı. Çünkü bu teknolojiyi henüz sanatçılar bilmiyordu. Hani ilkin böyle bir zorunluluk vardı. Daha sonra aslında bu bir hani eğilim şekline geldi. Artık biz modernizmdeki gibi disiplinler yaklaşımları sanatçılarda görmüyoruz. Mesela bir sanatçı hani animasyon konusunda gerçekten çok iyi animasyonlar yapabilir ama işin sound kısmında destek almak isteyebilir. Hani Hakan Yılmaz mesela Duvan isimli heykelinde Mehmet Ünal'ın ses tasarımını kullandı. Ya da Refik Anadol mimari mappinglerinde mimar Alper Derinboğaz'la çalıştı. Bunun gibi ortaklıkları içinde barındırmalıdır. İkinci olarak bir yeni medya sanat eseri öncelikle multisensörü yani çok duysal algıya hitap etmesi gerekir. Bunu da zaten bilgisayarlar bize en başından veriyor. Bilgisayar hareketi, görüntüyü, yazıyı aynı anda veren bir medyumken artık bir yeni medya sanat eserinde biz hani tek bir duyuya hitap eden, sadece görsele, sadece sese hitap eden bir algı beklemiyoruz. Ve sanatçılar da artık bunu istiyor. Hani izleyiciyi pek çok yönden sarmak, hibrit duygular oluşturmak istiyorlar. Bu nedenle yeni medya sanat eserlerinin ikinci özelliği de multisensörü, çok duysal algıya hitap etmesi. Üçüncü özellik de etkileşimsellik. Şimdi yeni medya sanat eserleriyle birlikte sanat tarihinde var olan klasik, pasif, alımlayıcı, özne, seyirci algısı artık hani böyle bir şey tercih edilmiyor. Artık yeni medya sanatıyla birlikte izleyici eserlerle iletişim kuruyor. Eserlerdeki medyaları kullanıyor, onlara müdahale edebiliyor. Onlarla bir deneyim yaşıyor. Etkileşimsellik özelliği de bu şekilde. Ama bu etkileşimselliğin illaki hani izleyici etkileşimselliği değil, kullanılan medyaların etkileşimselliği biçiminde de karşımıza çıkabiliyor. Dördüncü özellik ise bir yeni medya sanat eseri bilim ve teknoloji ile bağlantı kurması gerekiyor. Bu eserlerin bilim ve teknoloji ile bağlantı kurması gerekiyor. Bilimsel yaklaşımları benimsemesi gerekiyor. Bilimsel yaklaşım benimsediği için birçok sanat yeni medya sanat eseri süreç odaklı, yani deneysel. Hani tıpkı bir bilimsel deney gibi hazırlanıyor bu eserler ve bu yüzden süreç odaklı oluyor ve hani bundan mütevellit de nesneden bağımsız süreç odaklı eserler oluyor. Son özelliğimiz de yeni medya sanat eserlerinin açık kaynak ilkesini benimsemesi. Yeni medya sanat eserleri
genel olarak açık kaynakları kullanıyorlar. Yani mesela Refik Anadolu NASA'nın verilerini kullanıyor. Ya da Candaş Şişman Google Publica'nın verilerini kullanıyor. Sergen Şehidoğlu Google Maps'in verilerini kullanıyor. Böyle açık kaynaklara ulaşarak kendi eserlerini çeşitlendirebiliyorlar. Aynı zamanda kendi eserlerini de açık kaynak ilkesiyle yayınlıyorlar. Biz onlara istediğimiz zaman ulaşabiliyoruz. Onlar o medyaları değiştirebiliyoruz. Bu şekilde izleyici de etkileşim haline gelmiş oluyorlar. Peki Avrupa'da bu sanat nasıl başladı? Ona bakalım. Şimdi yeni medya sanatının temel medyumu olan bilgisayarlar ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı adına 1946 yılında ENIAC olarak üretildi. Daha sonra bilgisayarların üniversiteler ve diğer kurumlarca kullanımı 1960'lı yıllar ve sonrasını buldu. Kitlesel kullanım ise 1990'lar ve sonrası. İkinci medyumumuz olan internet ise yine Avrupa Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı adına Kaliforniya Üniversitesi'nde ARPANET olarak 1969 yılında kuruldu. Bu tarihler bize ne veriyor peki? Hani yeni medya sanatlarını biz nerede arayacağız? Hani bu sanatları nasıl tanımlayacağız ve nasıl tarihlendireceğiz? Bize onları veriyor. Şimdi bir öncekine gelmemiz gerekiyor. Şimdi yeni medya sanatının ilk örnekleri bizim karşımıza bilgisayar sanatı olarak çıkıyor. Bilgisayar sanatı aynı zamanda algoritmik sanat ve dijital sanat olarak da adlandırılıyor. Bu sanatı ilk uygulayan insanlar bilgisayar mühendisleri, matematikçiler, bilim adamları. İlk sanatçılarımızdan birisi George Nash. Nash aslen bir matematikçi. Daha sonra Stuttgart Üniversitesi'nde enformasyon estetiği kuramcısı Abraham Mohsen doktora öğrencisi, onun doktora öğrencisi ve doktora tezi olarak da üretken bilgisayar grafiklerini çalışıyor. Bu sanatçılar ilk bilgisayar grafiklerini üreten sanatçılar. Bunu yaparken de aynı zamanda bu sanat biçiminin hani söylemini de üretmeye çalışıyorlar. Burada sanatçı mesela çok basit olarak yukarıdan aşağıya düzgün ilerleyen kareler bilgisayar grafikleri çizmiş. Aşağıya doğru bunlar düzensizleşiyor. Burada sanatçının elde etmek istediği şu: bilgisayara ilk önce biz düzgün çizim yapmayı öğretiyoruz. Daha sonra rastgele çizimler yapabilir mi? O algoritmayı geliştirmeye çalışıyor. Diğer eserimiz Frederick Naik'in Paul Klee'ye Saygı adlı eseri. Naik de Stuttgart Üniversitesi'nde Mohs'un öğrencisi. O da olasılık teorisini çalışıyor. Onun yapmaya çalıştığı da şu: ben bilgisayara Paul Klee'nin bütün eserlerini yüklersem bilgisayar ondan Paul Klee gibi bir resim yapabilir mi? Paul Klee gibi bir ressam ondan üretebilir miyiz? Hani bunun peşindeler. Çünkü hani şunu da düşünürsek, bilgisayarlar ilk üretildiğinde hesaplama cihazlarıydı. Hani ona yüklenen formüllerle büyük hesaplamaları yapıyordu. Sanatçılar da bu analojiyi kullanarak hani bilgisayar otomatik bir sanatçıya dönüşebilir mi? İlk bilgisayar sanatçıları bunu elde etmeye çalışıyorlar. Burada Paul Klee'nin Kale ve Güneş adlı eseri algoritması oluşturuluyor. Daha sonra bilgisayarın bu algoritmaya dayanarak o esere benzeyen çizimler yapması sağlanıyor. Amerika'da ise Kuzuri dijital animasyon alanında önce bir sanatçı. Asıl olarak ressam. Daha sonra 8 yıl boyunca bir arkadaşından bilgisayarların nasıl kullanılacağını öğreniyor. Ve daha sonra da Bell laboratuvarlarında çalışmaya başlıyor. Bell laboratuvarları da Graham Bell'in kurduğu bir teknoloji platformu. Bu laboratuvarlar kendi teknolojik olanaklarını sanatçılara açarak o dönem için yeni medya sanatının gelişmesinde, elektronik sanatın gelişmesinde, elektronik müziğin gelişmesinde, animasyon sanatının gelişmesinde katkıları oluyor. Kusuri'nin buradaki eserinin adı Arı Kuş Animasyonu. Burada Kusuri bir arı kuşuna ait 25 farklı görüntüden 30 bine yakın film üretebiliyor. Ve bunun onun yaptığı bu deneyler o dönem için hani sinema sektöründe üretilmesi mümkün olmayan görüntülerin üretilebilir hale gelmesini sağlıyor. Bir diğer sanatçı Paul Brown. Paul Brown'ın öncü yönü de şu: Paul Brown kendi ürettiği parça tabanlı görüntü sistemini geliştiriyor. Buradaki amaç şu: bir ana form seçiliyor. O ana form bilgisayarda zamansal küçük ilerletmelerle tüm yüzeye yayılıyor. Böylece hani bu
bir görüntü ana formu bozulmadan tüm yüzeye yayılmış oluyor. Buna hücresel otomata da deniyor. Bu aynı zamanda jeneratif sanatın gelişmesini sağlayan da bir teknik. Şu anda aslında çok kabaca hepimizin aslında küçümseyerek bildiği kopyalı yapıştırın ilk primitif hali diyebiliriz. Bu yüzden de sanırım çok eleştiriliyor. Yani bu bir sanat mı? Yani sanat çünkü mı? Bilgisayar yapıyor ya da bilgisayardan çok yararlanılıyor. Evet. Bu bir sanat mı diye sanırım çok sorgulanıyor bu da. Şu andan bakarsak öyle görünmüyor ama o dönem için bunlar hani çok ileri çizim teknikleri. Bir diğer öncü sanatçı, algoritmik sanatın öncüsü Verasco. Verasco da bilgisayara bağlı bir kalem yazıcıya boya fırçası adapte ediyor. Bilgisayara yüklenen algoritmayla birlikte bilgisayarın soyut desenler üretmesini sağlıyor. Harold Cohen ise bilgisayarda yapay zekayı kullanan ilk sanatçı. 1960'lı yıllardan 70'lerden itibaren Aeron adlı bir yapay zeka programı üretiyor. Ve bu programın gelişme aşamasında bilgisayarın soyut dışa vurunca resimler üretmesini istiyor. Aeron ilk kullanıldığında sadece Harold Cohen'in çizimlerini boyarken daha sonra çalıştırıldıktan sonra kendi başına resim yapabilir hale geliyor. Geçiyorum. Evet. 1993'ten sonra artık Avrupa'da internet yaygın olarak kullanılmaya başlıyor ve bunun sanatsal olanakları da ilk olarak 1995'te karşımıza çıkıyor. İnternet sanatı konusunda eser üreten ilk sanatçı grubu Jodi. Jodi'nin burada iki eserini görüyoruz. Birisi jodi.org, birisi 404.org. Burada sanatçılar ilk eserde siyah simin üzerine ASCII kodlarını görselleştirmiş. Burada amaçladıkları şey şu, kendileri bir içerik belirliyorlar. Siz sayfaya tıkladıkça o içerik içerisinde geziniyorsunuz. Bazen tuzaklar kuruyorlar. Mesela 404 hata kodu gibi. O hata kodunu anlamayıp çıkabilirsiniz. Sayfada devam da edebilirsiniz. Bu şekilde sayfalarını düzenliyorlar. Aynı zamanda bu yeşil ASCII kodları daha sonra Matrix'te de ilham olan bir görsel. Şimdi internetin kullanılmasıyla birlikte yeni medya sanatının ilk başlarında mecburi bir ilişki vardı mühendislerle, bilim adamlarıyla, matematikçilerle. İnternet artık kullanılabilir hale geldiğinde, kitlesel hale geldiğinde bilgisayarla herkes sanat yapabilir hale geldi. Biz bu nedenle hani internet kullanıldıktan sonra bu akım küresel bir dile dönüştü diyoruz. Çünkü artık internette üç boyutlu modelleme yapmak, dijital video oluşturmak herkesin yapabildiği bir şey haline geldi. Peki bu yeni medya sanatı Türkiye'de nasıl başladı? Türkiye'de ilk bilgisayarlar 1946 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü'nce kullanılırken daha sonra bilgisayarların üniversiteler ve diğer kurumlarda kullanılması 1966 yılını buluyor. Bilgisayarların ticari kullanımı ise 1988 ve sonrasını buluyor. Türkiye'de ilk uluslararası internet bağlantısı 1993 yılında ODTÜ'den ABD'ye sağlanıyor. İnternetin kitlesel kullanımı da Türkiye'de 1996 ve sonrasını buluyor. Peki bize bu ne sağlıyor? Biz şimdi yeni medya sanatını tarihlendirirken bu veriler çok önemli. Biz ilk yeni medya sanat eserlerini 1988'den sonrasına bakıyoruz bu tarihler ışığında. 1988'den ilk internet kullanımına kadar olan eserleri yeni medya sanatının erken dönemi. 1996'dan yani internetin kullanılmasından günümüze kadar olan eserleri ise yeni medya sanatının gelişme dönemi olarak tarihlendirebiliyoruz. Yeni medya sanatının ilk temsilcisi Türkiye'de Teoman Madra'dır. Teoman Madra asıl olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde ziraat mühendisliği eğitimi almış. Bu eğitimi sırasında fotoğraf ve caz müziği ile ilgilenmiştir. Türkiye'ye 1960'lı yıllarda dönüyor ve Türkiye'ye döndükten sonra fotoğraf projeksiyon gösterileri yapmaya başlıyor. Bu fotoğrafları çekme biçimi çok ilginç. İlk önce karanlık bir odaya oturuyor, eline renkli bir el feneri alıyor. Daha sonra fotoğraf makinesinin objektifini açıyor. Orada dinlediği caz müziği, mesela buradaki daireler o caz müziğinin ritimleri. O caz müziğin ritmine uygun olarak istediği zaman deklanşöre basarak bu resimleri elde ediyor.
Daha sonra bunları sunma biçimi de ilginç. Projeksiyon gösterisi eşliğinde ve caz müziği eşliğinde sunuyor. Şimdi daha sanatçı bilgisayarların kullanılmadığı bir dönemde multisensörü, yani çok duysal algıya hitap eden sergilemeler yapması, deneysel süreçleri benimsemesi açısından hani yeni medya sanatlarını çok çok önceden içselleştirmiş bir sanatçı olarak karşımıza çıkıyor. Ama onu asıl olarak yeni medya sanatçısı olarak tanımlamamızı sağlayan eserleri, burada isimsiz gördüğümüz eser, 1988'den itibaren sanatçı artık dijital videolar üretmeye başlıyor. Burada da mesela buradaki eser elektronik müzik bestecisi Bülent Arel'in ölüm yıldönümü için tasarlanmış. Arka planda bir ışık kaynağı, ön planda yine empromize fraktal formlar, soyut formları görüyoruz. Bu eserle birlikte sanatçı Türkiye'de yeni medya sanatı alanında ilk eser üreten sanatçı olmuş oluyor. Ha, tamam. Buradan ses daha iyi gelecek. Bunu geçebilir miyiz? Türkiye'de yeni medya sanat alanında eser üreten ikinci sanatçı Nil Yalter. Nil Yalter de ilk olarak bir ressam olarak sanat hayatına başlıyor. Daha sonra 1973'ten itibaren video kullanıyor. Bizim onu yeni medya sanatçısı olarak tanımladığımız eserleri ise ilk olarak 1996 yılında karşımıza çıkıyor. Sanatçının buradaki eserin adı Pixelismus. Pixelismus'u üretmeden önce sanatçı ilk önce Kariye Müzesi'ni geziyor. Oradaki mozaiklerden çok etkileniyor. Ve mozaiklerle bilgisayarda bir görüntü oluşturmanın en küçük görüntüyü oluşturan en küçük parça olan pikseller arasında bir analoji kurarak eserin adına Pixelismus diyor. Buradaki yeni medya sanatı açısından önemli olan ise sanatçının Türkiye'de ilk olarak 3 boyutlu dijital videoyu üretmiş olması. Şimdi üst kısımda sanatçının yağlı boya tablolarını görüyoruz. Yine Kora Manastırı'ndaki haçlardan etkilenerek onları yapmış. Altta 3 boyutlu ve boşlukta dönen bir haç görüyoruz. Haçın etrafında da ışık hüzmeleri var. Şimdi sanatçı eserini etkileşimsel olarak ifade ediyor. Buradaki etkileşimsellik farklı sanat biçimlerinin, yani tuval resminin, dijital videonun aynı anda verilmesi, simbiyotik olarak verilmesini ifade ediyor. Sanatçının eserinde bilinçli olarak etkileşimselliği kullanması, dijital videoyu ilk defa Türkiye'de uygulaması, eserinde teknolojik bir analojiyi, pikselismosu kullanması, Türkiye'de yeni medya sanatının ikinci sanatçısı olarak kendisi tanımlamamızı sağlıyor. 1996'dan sonra Türkiye'de internet yaygın olarak kullanılmaya başladı dedik. Bunun etkilerini de biz çok yoğun bir şekilde 96'dan sonra yeni medya sanatında görüyoruz. Çünkü 96 yılından sonra artık bu alana özgü profesyonel örgütlenmeler kurulmaya başlıyor. İlk adım üniversitelerden geliyor. 1997 yılından itibaren üniversitelerde görsel iletişim tasarım bölümleri, yeni medya bölümleri açılmaya başlıyor. Görsel iletişim tasarımı adıyla açılan ilk bölüm İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin iletişim fakültesi bünyesinde açılıyor. Bu tabii ki o dönemde pek çok üniversitede bu alanda bölüm açılıyor. Burada Bilgi Üniversitesi'ni almamızın nedeni Bilgi Üniversitesi ilk mezunlarından itibaren TRAK denilen bir sergi düzenlemeye başlıyor. Bu TRAK sergileri Türkiye'nin ilk yeni medya sergileri. Öğrenci sergisi de olsa, hani profesyonel bir sergi olmasa da yeni medya sanatı sergileme kısmına alan açması açısından bu sergiler çok kıymetli. Bu sergiler 2010 yılına kadar her yıl düzenlendi. 2015'ten itibaren Project adıyla halen günümüze kadar düzenleniyor. Türkiye'de yeni medya sanatı alanındaki ilk kolektif örgütlenme Nomad'dır. Nomad, tasarımcı akademisyen Başak Şenova, yeni medya sanatçısı Erhan Muratoğlu öncülüğünde 2002 yılında kurulmuş Türkiye'nin ilk kolektif yeni medya sanat örgütü. Nomad'ın anlamı göçebe demek. Göçebelikle burada Nomad, hani bilgisayar ve internetle hayatımıza giren dijital göçebeliğe vurgu yapıyor. Nomad yeni medya sanatları konusunda sadece sergileme yapmıyor. Türkiye'nin ilk ses sanatı Sound Art Festivali'ni düzenliyor 2003 yılında. Daha sonra Türkiye'de bir dijital kültürün oluşması için
Upgrade adı verilen aylık toplantılar düzenliyor. 2005'ten itibaren Türkiye'nin en kapsamlı yeni medya sanatı sergilerini düzenliyor. 2004-2005 yıllarında Türkiye'nin ilk yeni medya ağı olan Nomad Network.tv ağını kuruyor. Çok geniş kapsamlı etkinliklerle 2013 yılına kadar bir fiil etkinliklerine devam ediyor. 2013 yılından itibaren pasifleştiler. Nomad'ın ilk yeni medya sergisi, en geniş kapsamlı ilk yeni medya sergisi 2005 yılında düzenledikleri Telekent sergisi. Telekent sergisini Başak Şanın ve Markus Graf kürate ediyor. İstanbul Siemens Sanat Ortaklığı'nda gerçekleşiyor bu sergi. Bu sergiden bir örnek aldım. Erhan Muratoğlu, Ertuğ Uçar ve Simge Göksoy'un veri tabanı haritalamaya dayalı internet sanatı enstalasyonu bu. Eserin adı İstatistikler HTML. Burada eserin adından da anlaşılacağı gibi İstiklal Caddesi üzerine bir istatistiki bilgi var burada. Bu bilgiler ilkin bir video projeksiyon şeklinde yansıtılmış. Karşısına da bu içeriğin baskısı gösterilmiş. Türkiye'deki ilk internet sanatı enstalasyonu olması açısından önemli. Geçelim. Nomad'ın yeni medya sanatlarına odaklı geniş kapsamlı ikinci sergisi Kent Duyusu sergisi. Burada Kent Duyusu sergisinden Burak Arıkan'ın My Pocket Cebim adlı ağ haritalamaya dayalı internet sanatı enstalasyonunu görüyoruz. Burak Arıkan daha çok karmaşık ağlar üzerine çalışan bir sanatçı. Burada karmaşık ağları veri olarak kullanıp bunların arkasındaki iktidar ilişkilerini açığa çıkarmaya, ortaya çıkarmaya çalışıyor. Buradaki eserini yapmadan önce sanatçı 3 yıl boyunca kendi banka kayıtlarını tutmuş ve bu banka kayıtlarından daha sonra gelecekte az çok neye ne kadar harcayabileceğini tahmin edebilen bir yazılım geliştirmiş. Böylece veri disiplini, istatistik disiplini, algoritmalar, yazılım aracıyla geleceği tahmin edebilen bir metodoloji üretmiş oluyor sanatçı. Buradaki eserini de banka kayıtlarının olduğu projeksiyon gösterisi, yan tarafta istatistiki çizelgeler ve altta da makbuzlar şeklinde sunmuş. Türkiye'de internet 1996 yılında kitlesel kullanıma geçti dedik. Ve Türkiye'de internet sanatının öncüsü Genco Gülan'dır. Genco Gülan ilk olarak 1997 yılında www.istanbulcadarsanatlarmuseum.org diye bir web sitesi açıyor. Daha sonra bu sitede bir sanat galerisi açıyor. İstanbul Çağdaş Sanatlar Müzesi adlı. Yani web sitesi de online, müze de online. Daha sonra bu müzede 2003 yılından itibaren bir web bienali düzenliyor. Burada sadece internet ve web sanatları sergileniyor. Yani internette üretilen sanat internette sergileniyor. Artık hani büyük galerilere, büyük müzelere gerek kalmıyor. Öyle aracılara gerek kalmıyor. Kendi medyumunda sergiliyor eserleri. Genco Gülan pek çok alanda eser üreten bir sanatçı. İnternet sanatı alanındaki ürettiği ilk eseri ve Türkiye'nin hani beni tespit edebildiğim kadarıyla Türkiye'nin ilk internet sanatı onun Kamera Adam adlı eseri. Bu eserde sanatçı insan ayakta duran insan şeklinde ekranlar yerleştiriyor. Bu ekranlardan dünyanın farklı şehirlerine aynı anda internetle canlı bağlantı sağlanıyor. Burada sanatçı şunu elde etmek istediğini söylüyor. Medya kuramcısı Marshall McLuhan'ın bir sözü var. O diyor ki tüm medya bizim psikolojik ve fizyolojik yetilerimizin bir uzantısıdır diyor. Sanatçı burada aslında bunu elde etmek istiyor. Bunu nasıl elde ediyor? Biz insanlar olarak toplumsal varlıklarız. Ama internet aracılığıyla bizim aramızdaki coğrafi sınırlar ortadan kalktı. Hani bizim toplumsallığımız internet bizim bu yetimizi kullanarak bunu bir uzantı haline getirerek bizim her an her yerde olmamızı sağladı. Bu uzantı metaforunu sanatçı burada gösteriyor. Türkiye'de performatif yeni medya sanatlarının gelişimine katkı sağlayan en önemli örgütlenme BODİK Derneği. BODİK, beden odaklı ifadeler girişimi Çağdaş Sanatlar Derneği.
2007 yılında dansçı Aylin Kalem, Beliz Demircioğlu öncülüğünde kurulmuş bir örgütlenme. Amaçları performans sanatlarının yeni medya teknolojileriyle ortaklık kurarak sergilenmesini sağlamak. Bodik Derneği'nin buradaki Bodik bu arada body ve dijital ifadelerini gönderme yapıyor. Beden ve dijital. Bodik'te sergilenen performatif yeni medya sanat eserini burada görüyoruz. Performatif yeni medya sanatları, performans sanatları ile yeni medya teknolojilerine, giyilebilir teknolojik cihazlar, etkileşimli müzik, dans gösterileri yaparak multimedya gösteriler düzenliyorlar. Buradaki eserin adı Düğüm Teorisi. Düğüm Teorisi'nde sanatçı alt ekranda cerrah olan eşinin ameliyat görüntüsünü veriyor. Orada bir yaraya düğüm atılıyor. Ana sahnede iki dansçı var, ortada bir masa var. Aynı zamanda ortama ses veriliyor, aynı zamanda interaktif görseller veriliyor. Burada sanatçı yeni medya sanatlarının ve internet ortamlarının nerd yapısını, yani ağlı bağlı yapısını pek çok sanat biçimini aynı anda vererek yansıtmaya çalışıyor. Türkiye'de yeni medya sanatlarına en uzun katkıyı Amber Sanat ve Teknoloji Festivalleri yapıyor. Amber Sanat ve Teknoloji Festivalleri'ni BİS Beden İşlemsel Sanatlar Derneği organize ediyor. Bunda kurucuları Ekmel Ertan, Nazif Akşehirlioğlu ve Özlem Alkış. Amber Sanat ve Teknoloji Festivalleri her yılın Kasım ayında düzenleniyor. 2017 yılına kadar bir fiil düzenlendi. 2017-21 arasında farklı formatlarda düzenlendi. 2021 yılından itibaren tekrar düzenlenmeye başlandı. Bu festivaller çok geniş kapsamlı etkinlikleri barındırıyor. İlkin yeni medya sergileri yapıyorlar. 2008 yılından itibaren kategorilerine dijital oyunu kattılar. 2009 yılından itibaren yeni medya konferansları, Amber konferansları düzenlemeye başladılar ki bu konferanslar Türkiye'de yeni medya literatürünün oluşması adına çok kıymetli katkıları oldu. Ben de birçok terminolojiyi orada öğrendim açıkçası. O konferansların yazılarını okuyarak öğrendim. Ayrıca yeni medya misafir sanatçı programları yapıyorlar. Workshoplar yapıyorlar. Hani bu workshoplarda hani eserlerin nasıl üretildiği insanlara tanıtılıyor. Halen daha bu festivaller devam etmesi bakımından çok kıymetli. Şimdi buradan birkaç eser örneğinden bahsedeceğim. Burada tam bir şey sormak istiyorum. Aslında yeni sanatları, günümüz sanatlarını şu yüzden de anlayamıyoruz. Belki de eskiyi anlamak, anlamlandırmak daha kolay ama bugünün sanatçısı da kendisini çok anlatmak istemiyor. Evet, evet. Yeni medya çok sanatında güzel. Ama insanlar biraz daha galiba sanatçılar kendileri daha net ifade ediyorlar ya da anlatıyorlar. Öyle mi gerçekten? Ya şimdi hepsi öyle değil. Ama şu açıdan çok sanatçılar aktif. Şimdi bütün eserlerini kendi hem web sitelerinde hem Instagram'da yayınlıyorlar. Hem eserlerin teknolojik donanımlarını da bize veriyorlar. Dokümantasyonları paylaşmaktan kaçınmıyorlar. Ben hani bu eserleri gidip gördüm mü? Görmedim tabii ki. Ama hani sanatçıların web sitelerinde ve Instagram hesaplarında bunları çok detaylı anlatıyorlar, videolarını paylaşıyorlar. Bu nedenle hani paylaşımcılar eserlerini daha aslında anlayabiliyoruz bu nedenle. Burç Kağan Gürgün asıl olarak mühendislik kökenli bir sanatçı. Buradaki eserin adı 8 Hz'e Yolculuk. Bu hareket etkileşimli bir ışık enstalasyonu. Bu eserinde sanatçı insan beyin dalgaları olan alfa, beta, teta, delta gibi dalgaların farklı bilinç durumları oluşturduğunu söylüyor ve yeni teknolojik cihazlarla birlikte insan beyin dalgasında omega adı verilen bir dalganın daha oluştuğunu söylüyor. Ama sanatçı burada şunu anlatmak istiyor. Ben diyor insana, tüm insanlara huzur ve dinginlik veren alfa dalgasını bilinçli olarak yaşatmak istiyorum diyor. Hani izleyiciyi bu deneyimi yaşatmak istiyorum diyor. Eserin kurulumu da şu şekilde. 3 adet farklı boyutlarda plexiglas kutu yerleştiriliyor. Bu kutuların içine led ışıklar ve hareket sensörü yerleştiriliyor. Aynı zamanda ortama meditatif su sesleri veriliyor. İzleyici alana girdiğinde alfa dalgasının ışıkları yayılmaya başlıyor. Ve siz alana girdiğinizde huzur ve dinginlik hani dalgası olan alfa dalgasını deneyimlemiş oluyorsunuz. Şimdi Amber Sanat ve Teknoloji Festivalleri her yıl belirlenen bir tema etrafında
sanatçılardan eser üretmelerini istiyorlar. Bu yılın teması interpasif persona. Interpasif persona kavramını ilk olarak filozof Robert Pufolar kullandı 1996. Bu kavramla filozof şunu demek istiyor. Artık biz yeni medya teknolojileriyle birlikte hani kendimizi interaktif olarak iddia ediyoruz, ifade ediyoruz ya. Hani acaba biz interpasifleştik mi diyor. Hani bu da ne anlama geliyor? Hani artık fiziksel kitap okumayıp bunun PDF'ini indirmek ya da bir filmi izlemeyip onun videosunu çekmek ya da işte ne bileyim sanatçı hani filozof diyor ki yani kendisi içki içmediği halde başkalarının kadehlerini doldurmak. Hani biz bir şekilde acaba interpasifleşiyor muyuz diyor. Umut Tasa da interpasif kavramını şu şekilde kullanıyor. Bu gerçek zamanlı etkileşimli bir sanal gerçeklik enstalasyonu. Siz alana gidiyorsunuz. Alanda ilk önce sizin bir görüntünüz kaydediliyor. Daha sonra görüntünüz Second Life oyunu içine bir kafesin içine hapsediliyor. Ve sizi avatarlar izlemeye başlıyor. Yani siz aslında sergiyi izlemeye giden bir seyirciyken interpasif bir hale gelerek izlenen olmuş oluyorsunuz. Interpasiflik kavramını sanatçı bu şekilde kullanmış. Pardon, bir su içecektim. Bu da benim en merak ettiğim. Evet, evet. Gerçekten. Bu bir etkileşimli biyosanat enstalasyonu. Benim tespit ettiğim kadarıyla Türkiye'nin ilk biyosanat eseri bu. Burra Karabey'in Doğanın Çığlığı adlı eseri. Burada bambu bitkisindeki biyoelektrik sinyalleri algılayan proplar yerleştiriliyor. Sanatçı diyor ki hani bitkiler aslında hani biz hiç etkileşim kurmadığımız için bilmiyoruz ama ısıya, sese, harekete tepki verirler diyor. Ve bu propları yerleştirerek bitkinin etrafına verdiği tepkilerin sinyallerini kaydediyor. Daha sonra bunu bilgisayarda sentezliyor ve bunu sese dönüştürüyor. Ve bu sesi burada yayınlıyorlar. Ve biz aslında bir bitkiyle bu şekilde iletişime geçmiş oluyoruz. Biyosanatın güzelliği de burada. Bitkinin sesini duyuyoruz. Evet, bitkiyle o şekilde iletişime geçmiş oluyoruz. Şimdi kolektif örgütlenmeler eğitim faaliyetlerinin ardından 2013 yılından itibaren yeni medya sanatlarının artık galerilerde, müzelerde de sergilenmeye başladığını görüyoruz. Bunların öncülüğünü de Ebru Yetişkin ve Derya Yücel yapıyor. İki isim Türkiye'de yeni medya sanatı kürasyonu alanında önce isimler. Ebru Yetişkin'in 2015 yılında düzenlediği Dalgalar sergisi bir fizik terimi olan dalgalar teriminden ses dalgaları, ışık dalgaları, deprem dalgaları, günlük gelgitlerimiz gibi pek çok dalga formunda sanatçılardan eser üretmelerini istiyor. Burada Ayşegül Süter'in Aurora adlı kinetik ışık enstalasyonunu görüyoruz. Şimdi Ayşegül Süter ilkin dijital animasyon ve dijital sanatlar eğitimi alıyor New York'ta. Daha sonra sanatçı Massachusetts Biyoloji Laboratuvarı'nda çalışmaya başlıyor. Burada sanatçı bioart üzerine incelemelerde bulunuyor. Sanatçının çalıştığı temel formlar, insan bedeni, hücreler, bakteriler, doğadaki kristaller gibi formlar. Sanatçının sergileme biçimleri de ilginç. Hem dijital medyaları kullanıyor, hem de vitray gibi formları kullanıyor. Eserlerinin temel özelliği de ışığın kırılması, yansıması, parlama gibi unsurlar. Ben Türkiye'nin rokokosu diyorum kendisine. Çünkü en son kullandığı medyumlar çok ilginç. Aynaları renkli biçimde, çok parlak biçimde kullanıyor. Hani rokokoyu yeniden yorumluyor diyebiliriz. Buradaki eserinin konusu ise kuzey ışıkları denen Auroboralis ışıkları. Auroboralis ışıkları içerisinde bulunan elektron ve nötron yüklü elektrik dalgalarının dünyanın manyetik enerjisiyle etkileşime geçerek oluşan doğal ışımalardır. Sanatçı burada Auroboralis'in perde formundaki ışıklarını yansıtabilmek için perde formunda bir zemin hazırlıyor. Arkadan LED ışıkları veriyor ve ön plana da bu ışıkların çok parlak görünmesini sağlamak için şeffaf misli ağları yerleştiriyor. Aynı zamanda ortama ses de veriliyor. Böylece siz hiçbir zaman belki de gidip göremeyeceğiniz Auroboralis ışıklarını teknolojik medyumlarla bu şekilde denemiş oluyorsunuz, görmüş oluyorsunuz.
Bir diğer öncü sanatçı Osman Koç. Osman Koç da asıl olarak mühendislik kökenli bir sanatçı. Osman Koç insan makine arayüzleri üzerine çalışmalar yapıyor. Türkiye'de bilişsel sanatın öncüsü. Bilişsel sanatta insan biyoverilerini kullanarak üretilen sanat demek. Bu biyoveriler insan beyin dalgaları olabilir, insan kalp atışı, nabız atışı, insan vücut ısısı olabilir. Bu verileri kullanarak sanat üretiyorlar. Osman Koç'un buradaki eserinin adı Hiper Mevcudiyet. Bu bilişsel sanata dayalı etkileşimli bir sinema filmi enstalasyonu. Enstalasyon alanına giren izleyicinin beyninin etrafına, baş çevresine EEG dalgalarını algılayan proplar yerleştiriliyor. Bu proplarla izleyicinin filmi izlerkenki beyin dalgaları bilgisayara aktarılıyor. Siz filmi izlerken filmden etkilenme durumunuza göre, hani heyecanlanıyor musunuz, mutlu mu oluyorsunuz? Ona göre dalgalar bunu algılayarak filmin gidişatında sizin beyin dalgalarınız değişim yaratıyor. Böylece filmin senaryosunda beyin dalgalarınız nöro etki olarak filmin akışını değiştiriyor. Bu da böyle bir örnek. Yeni medya sanatlarının gelişiminde fuar organizasyonlarının da etkisi var. Bunlardan Contemporary İstanbul 2013 yılından itibaren Plugin İstanbul Yeni Medya Fuarı adlı bir alan açıyor yeni medya sanatlarına ve halen her yıl bu alanda sadece yeni medya sanat eserleri sergileniyor. Buradan bir örnek Bager Akbay'ın Deniz Yılmaz'ın Hazin Hikayesi adlı eserin. Bu eser yazılım ve algoritmik yapay zekaya dayalı bir robotik enstalasyon. Bager Akbay'da ilkin matematik eğitimi alıyor. Daha sonra medya tasarımı ve arayüz kültürleri üzerine eğitim alıyor. Halen bir akademisyen kendisi. Buradaki eserinin temel amacı, temel konusu bir robot şair yaratmak. Hani robot, robotik enstalasyonla otomatik olarak şiir yazan bir robot yaratmak. Bunun için de makine öğrenmesi ve algoritmaları kullanıyor. Sanatçı ilkin Deniz Yılmaz'ın kimliğini belirleyebilmek için Posta Gazetesi'nde şiir yazan şairlerin ilkin yaş ortalamasını buluyor. 49 olarak belirliyor. Daha sonra yüz ortalamasını alarak yüzünü belirliyor. Daha sonra Türkiye'de hani cinsel kimliği en az veren isimler olan Deniz Yılmaz olarak adını belirliyor. Robotun kimliğini belirledikten sonra robota bu sefer şiir yazmayı öğretmeye başlıyor. Ölçüyü, uyak, vezin kurallarını yüklüyor. Daha sonra şiir külliyatını yüklüyor. Robot şiir yazmayı öğreniyor bu şekilde. Kimliği de var. Bununla da yetinmiyor sanatçı. Şu kırmızı alanda gördüğümüz bir CNC tezgahı düzenliyor ve bu CNC tezgahına bir kalem yerleştiriyor ve bilgisayarın bu sefer insan gibi şiirlerini kendi eliyle yazmasını sağlıyor. Bunun için de işte elin açıları, duruş şekli, kalemi tutuş şekli, insan nasıl tutar, insan nasıl yazar? Bunu makine öğrenmesi aracılığıyla bilgisayara algoritmasını yüklüyor. Bilgisayar daha sonra kendi kendine hani el yazısı gibi şiirler yazabiliyor. Bu da bir şair masası. İşte çıktıları var, bilgisayarı var. Bu şekilde bir kurguya sahip. Dijital bir şair. Hı hı. Bu Türkiye'nin ilk dijital heykeli. Heykeli üretenler Under One Minute grubu. Bu grubu oluşturan sanatçılar Hakan Yılmaz, ses sanatçısı Mehmet Ünal ve yeni medya sanatçısı Kıvanç Tatar. Heykelin adı İlk. Bu bir görsel, işitsel, dijital heykel. Heykelin alt planında bir kaide bulunuyor. Bu kaidenin içinde teknolojik donanım gizli. Heykelin ana gövdesi baş kısmında ve bu parametrik tasarımla yapılmış ahşap ve metal konstrüksiyon içeriyor. Heykelin tüm yüzeyi bükülebilir ledlerle kaplı. Bu ledler görüntü akışını sağlıyor. Heykelin 6,5 dakikalık bir video döngüsü var. Bu döngünün içinde de insanlığın oluşumu, evrenin oluşumu gibi hikayeler anlatılıyor. En sona da dünyada hiç var olmamış insanların yüzleri yansıtılıyor. Burada aslında heykel kimliksiz ama aynı zamanda çok kimlikli. Yani heykele senin yüzün yansıdığında senin heykelin olmuş oluyor. Benim hani çok güzel bir analoji bu da. Bunun hareketli şeyi de vardı, görüntüsü. Etkileşimi, evet. Hı hı. Etkileyici gerçekten.
Bir dakika, açıldı galiba. Evet, ilan et. Tamam, geçelim o zaman. Açıldı. Tamam. Hı-hı. Etkileyici bir heykel. Türkiye'de artık yeni medya konusunda kendi tarzını geliştirmiş, artık bireysel üretimleriyle ön plana çıkmış sanatçılar var. Bunlardan birisi Murat Germen. Murat Germen Türkiye'de dijital fotoğrafçının öncülerinden bir sanatçı. Murat Germen asıl olarak şehir ve bölge planlaması lisans ve mimarlık yüksek lisans eğitimleri alıyor. Daha sonra dijital fotoğrafla ilgilenmeye başlıyor. Sanatçı aldığı mimarlık eğitiminin de etkisiyle büyük kent yapıları, ikonik kentler, çarpık yapılaşma, kent sorunları, mülkiyet sorunları, kentsel soylulaştırma projeleri, kent hakları gibi konuları eserlerinde işliyor. Buradaki eserin adı Metamorphosis. Metamorphosis serisinden biz İstanbul Zincirlikuyu'yu görüyoruz burada. Sanatçı buradaki eserinde panoramik açıyı kullanmış. Bu açıyı kullanmasının sebebi biz aynı anda kafamızı çevirmeden birçok bakış açısını bir arada görebiliyoruz. Burada sanatçı aslında dikine yapılaşmayı eleştirmek için yapılarda biçim bozmayı kullanmış. Biçim bozarak aslında dikine yapılaşmanın kent hayatına yarattığı negatif amorflaşmayı burada göstermeye çalışıyor. Eserin adı olan Metamorphosis de aslında buradan geliyor. Mutasyon ve metamorfoz, değişim, dönüşüm, başkalaşım onu ifade ediyor. Sanatçının dijital fotoğraftaki bir başka öncü yönü dijital fotoğrafta glitch tekniğini kullanması. Şimdi glitch tekniğini kullanmasının yanında bunu aynı zamanda çarpık kentleşmeye bir metafor olarak da sunuyor sanatçı. Burada şimdi bir yine çarpık üst üste binen yapılaşma görüyoruz. Ama bunu glitch tekniğinde vermiş. Glitch bozulma demek, görüntünün bozulması, bir anda görüntünün bozulması demek. Bunu kentteki bozulmaya yansıtarak bu şekilde vermiş. Bir diğer öncü sanatçı Selçuk Artut. Selçuk Artut da ilkin matematik eğitimi alıyor. Daha sonra sonik sanatlar yani sound art üzerine yüksek lisans eğitimi, iletişim felsefesi alanında da doktora eğitimi alıyor. Halen akademisyen olarak çalışıyor. 98 yılından itibaren Replikas'ın bir üyesi. 2016 yılında sanatçı Altuğan'la birlikte RAW adı verilen yaratıcı canlı kodlama performanslarını ürettikleri sanatçı grubunu kuruyor. Selçuk Artut Türkiye'de ilk yeni medya heykelini yapan kişi. Bu eserlerini ilk olarak 2011 yılında üretmeye başlıyor. Eser serisinin adı Sonsuza. Bu eserlerini sanatçı kinetik programlanmış heykel olarak tanımlıyor. Burada hem kinetik sanatla olan bağını ifade ediyor, programlamayla da yeni medya sanatlarına bir gönderme yaparak böyle bir ilişki kuruyor. Buradaki Sonsuza serisindeki eserler plexi bir yüzey üzerinde gezinti formunu yani sürekli gezinti halini gerçekleştiren küresel toplardan oluşuyor. Bu toplar alt aksama yerleştirilen mikro işlemcilerle ve mıknatıslarla her daim dönme hareketini gerçekleştiriyorlar. Bu Sonsuza'nın 2015 serisindeki bu versiyonunda
Ön planda plexi bir yüzey var, yansıtıcı yüzey. Üstte dönen toplar var. Duvara da bunun animasyon versiyonu yansıtılıyor. Animasyon versiyonu duvara yansırken aynı zamanda aynı yüzeyli plexiye de yansıyor. Sanatçı burada şunu elde etmek istediğini söylüyor. Ben fiziksel ile sanalın sınırlarının ortadan kalkmasını istiyorum diyor ve eserinde gerçekten nerede sanal başlıyor, nerede fiziksel başlıyor artık burada yekpare bir algıya dönüşmüş oluyor. Günümüzde de aslında öyle, şu anda sanallığın sınırındayız galiba. Evet, gerçekle evet. Sanal arasındayız. Pardon, şu eseri de anlatacağım. Tabii. Bir diğer eseri değişken, variable. Bu da interaktif yapay zeka enstalasyonu. Bu eserle sanatçı aslında bilgisayara felsefe yapmayı öğretiyor. Burada ilkin bir paslanmaz çelik bir yüzey var, aynı yüzeyli. Bunun üstüne 8 adet boşluk açıyor ve buraya bilgisayar ekranları yerleştiriyor. Aralarına da floresan lambalar yerleştiriyor. Hani böylece eser aynı zamanda neon sanatı gibi de görünüyor. Bunun yanına, yan ekrana alta bir düğme yerleştirmiş. Bu düğmenin kenarında bir sanat eseri seçmek için lütfen düğmeye basın diyor. Yani siz sanat eseri seçmek istediğinizde düğmeye basıyorsunuz. Onun üst ekranına da ana ekrana gelen sanat eseri, yani sizin seçtiğiniz sanat eserinin manifestosu, açıklaması yazıyor. Sanatçı bu eseri üretmeden önce Heidegger'in Varlık ve Zaman adlı metninin bir kısmını bilgisayara algoritma olarak yüklüyor. Daha sonra bu metinden bilgisayar 8'er harfli kelimeleri ekrana yansıtıyor. Ekrana yansıyan, yani sizin seçtiğiniz sanat eseri olan bu 8 harfli kelimelerin yan tarafta manifestosu çıkıyor. Burada da sanatçı aslında şunu eleştirmek istiyor. Hani felsefe yapmanın otomatize hale gelmesi, sanat yapmanın otomatize hale gelmesi ve içi boş kavramsallık yüklü sanat eserlerini eleştiriyor aslında burada. Bir diğer sanatçı grubu Haar. Haar da yeni medya sanatçısı Arda Yalkın ve heykeltıraş Hande Şekerciler tarafından 2018 yılında kurulmuş bir sanatçı kolektifi. Haar'ın Türkiye'de pek çok yeni medya sanat alanında pek çok öncü girişimleri var. Bunlardan birisi 2021 yılında Türkiye'nin ilk artırılmış gerçeklik heykel sergisini düzenlemeleri. İkincisi 2020 yılından itibaren Pixel adı verilen yeni medya misafir eğitim programını düzenlemiş olmaları. Bu eğitim programında klasik sanat eğitimi almış sanatçılara yeni medya teknolojilerini öğretiyorlar ve bu eğitim sonrasında ilk üretecekleri eserlere maddi destek sağlıyorlar ve böyle bir eğitim programını hala sürdürüyorlar. Bir diğer öncü yönleri, Bir diğer öncü yönleri Türkiye'deki ilk fiziksel NFT sergisini düzenlemiş olmaları. Crash adı verilen bu sergiyi 2021 yılında Contemporary İstanbul bünyesinde Feride Ekiz'in koleksiyonuyla düzenliyorlar. Sanatçıların Haar kolektifi altında yaptığı ilk çalışma grubu İmkansız Heykeller serisi. İmkansız Heykeller serisine bu adı vermelerinin nedenleri fiziksel olarak normal şartlarda üretilemeyecek olan heykelleri böyle üç boyutlu olarak modelleyerek dijital resim biçiminde üretilebilir hale getirilmesini sağlamak. Buradaki eserin konusu ve eserin referansı Gian Bologna'nın Bir Sabinli Kadının Kaçırılışı adlı eserini referans alıyor. Tıpkı oradaki mitoloji gibi burada da M.Ö. 8. yüzyılda gerçekleştiği düşünülen ve Romalı askerlerin soylarının tükenmesi tehlikesine karşılık Sabinli kadınları bir yalancı festivale davet edip onlara tecavüz etmeleriyle sonuçlanan olayı anlatıyor. Burada orta kısımda bir asker bir kadını kaçırıyor tecavüz etmek üzere. Alt planda onu kurtarmak isteyen yakınları var. Tüm ekran çevresine yayılan kaçma, kovalama, tecavüz sahnelerinin o karmaşası bize veriliyor. Burada sanatçıların kullandığı çift atmosfer duygusu çok ilginç. Şimdi bu olay herhangi bir fiziksel zeminde gerçekleşiyor. Ama sanatçı burada ikinci bir atmosfer vermiş. Kaynayan suya benzeyen, buluta benzeyen bir atmosfer daha vermiş.
Ve bu eserin hani aynı zamanda hani hareket ediyormuş gibi, bir bulutların üstünde geçiyormuş gibi izlenimini veriyor. Eser 3 boyutlu modelleme ile oluşturulmuş olup daha sonra bunların fotoğrafı çekilerek yeni medya resmine dönüştürülüyor. Eserin sergilenme biçimi de çok ilginç. Ben 2021 Contemporary'de bu eseri ilk gördüğümde hani ne olduğunu anlayamadım. Sergilenme biçimi o kadar farklı ki. Şimdi bu sergilenme tarzı bilgisayar kontrollü Lightbooks denilen bir kutuda sergileniyor. Bu kutu yüksek konsantrasyon LED ve ışık içeriyor. Bu eserler zaten 3 boyutlu olarak üretilmiş. Arkadan da bu çok yüksek konsantrasyon ışık verilince hani eser hani oradan gerçekten hani çıkıyormuş gibi, hani sizinle kucaklaşacakmış gibi duruyor. Ve eserin ikinci etkileyici yönü bu. Aynı zamanda sanatçılar eserlerinin alt teması olarak elektrik manierizm deyimini kullanıyorlar. Bunu da şuradan geliyor. Gian Bologna bildiğimiz gibi manierizmin öncüsü bir sanatçı. Sanatçılar da elektrik manierizm deyimini kullanarak dijital sanatlarda bir manierizm peşinde olduklarını bize bu şekilde söylemeye çalışıyorlar. Bir diğer eser No 1. Buradaki eser Da Vinci'nin Son Akşam Yemeği tablosundan ilham alınarak üretilmiş bir eser. Burada tam olarak İsa'nın havarilerine içinizden birisi beni ele verecek sözünü söylediği anda yaşanan o karmaşa beyaz bulutlarla figürlerin birbirleriyle daha çok iletişim kurması, hararetli o konuşma anı verilmeye çalışılmış. Şimdi Haar kolektifinin eserlerini ilk incelediğimde ben anlayamadım ilk önce. Şimdi burada cinsiyetsiz figürler var, bir takım vücutlarında aplikasyonlar var, protezler var. Şimdi ben yeni medya sanatlarını incelerken bu sanatın hani kavramsal çerçevesi ne olmalı? Biz nereden yaklaşmalıyız diye çok kafam karıştı. Kuantumu inceledim, kuantum fiziğini inceledim. Kuantumda hani bir gözlemleyici etkisinden bahsediliyor. Hani ışık dalga ve parçacık şeklinde yayılıyor. Ama gözlemleyici geldiğinde bazen dalga, bazen parçacık şey. Ha, bu gözlemleyici etkisi evet var yeni medya sanatlarında. Hani izleyici etkileşimi denen şey buradan geliyor. Ama yeni teoriler de vardı, işte antropozen, posthumanizm, transhumanizm, bunları da okuyordum ama hani sanatta direkt iletişim kuramıyordum. Hani bu sanatta nasıl ifade ediliyor, bunları anlamıyordum. Ta ki bu eserleri görene kadar. Şimdi eserle ilk karşılaştım. Burada cinsiyetsiz figürler var. Vücutlarında protezler. Sonra transhumanizm aklıma geldi ve eserlerin transhumanist bir söylemde üretilmiş olduğunu fark ettim. Çünkü transhumanizmde de insanın bedensel ve fiziksel gelişimi için genetik müdahaleler, sibernetik organizmalar, yani insan vücudunu geliştirmek için her türlü müdahale kabul ediliyor. Hani öyle ki insanın artık homo deus olabileceği, hani ileri varlıklara dönüşebileceği, ne kadın ne erkek olabileceği aşamalardan bahsediyor. İşte sanatçılar burada bu figür tekniğiyle, bu protezlerle transhumanist bir yaklaşım sergiliyorlar. Yemek masası haricinde, yani son akşam yemeğinde yediğimiz, gördüğümüz evet, masa haricinde herhangi bir zaten algılanabilir bir değil şey mi? Yok. Değil mi? İlk baktığında anlamıyorsun. Sanatçılar olarak çok alışkınız son akşam yemeği tablolarını görmek. Evet, evet. Onların farklı versiyonlarını görmek. Evet, evet. Gerçekten çok ilgi çekici. Çok ilginç bir versiyon, evet. Evet, son 2-3 eserimiz. Candaş Şişman... Analog ve dijital medyaları kullanarak deneyim ve süreç odaklı eserler üreten bir yeni medya sanatçısı. İzleyiciye daha çok karma kurgular, karma duygular yaşatmak hedefinde olan bir sanatçı. Lise eğitimini resim bölümünde alıyor. Daha sonra Anadolu Üniversitesi animasyon bölümünde lisans eğitimini alıyor. 2007-2008'den itibaren de profesyonel eserlerini üretmeye başlıyor. Buradaki eserin adı Gürültülü Kat. Bu bir ses heykeli. Türkiye'nin ilk ses heykeli bu. 2012 yılında üretilmiş. Sanatçı bu ses heykelini elde etmek için ilk önce tamamen sesten yalıtılmış bir ortamda ses kaydı yapıyor. Yani sesten yalıtılmış ortamda yapıyor bunu. Hani ses kaydını tamamen sessiz bir ortamda yapıyor. Ve bu ses kaydını 10.000'e 1 ölçeğinde odaklanarak bunun dalga grafiğini, parametrik yöntemle dalga grafiğini üretiyor. Burada biz kaydedilen sesin dalga grafiğini görüyoruz. Bu eserin sunumu sırasında
o dalga grafiğinin sesi veriliyor. Aynı zamanda projeksiyon olarak animasyon yansıtılıyor. John Cage'in 4.33 adlı bir eseri var. Bu eserin sunumu sırasında sanatçı evrende sessizlik diye bir şeyin olmadığını kanıtlamaya çalışıyor. Candaş Şişman da burada tamamen sesten yalıtılmış bir ortamda sesi kaydederek aslında o da evrende sessizlik diye bir şeyin olmadığını kanıtlıyor. Bu eserin özelliği de bu şekilde. Candaş Şişman'ın çok duysal kinetik ışık enstalasyonu bu. Eserin adı Epochal. Epochal adı şuradan geliyor. E input yani bilgisayara bir verinin girişi, P proses süreç, bilgisayardaki süreçler, output çıktı demek, cycle'da döngü. Yani bilgisayarda bir verinin oluşmasının akışını temsil ediyor. Peki insanda nasıl gerçeklik oluşuyor? İnsanda veri nasıl oluşuyor? Sanatçı burada izleyiciye bu deneyimi yaşatmak istiyor. Karanlık bir konteyneri içerisine tavandan lensler sarkıtılıyor ve lenslere çok kuvvetli ışık veriliyor. Işık kırıla kırıla konteynerin en sonuna kadar gidiyor. Konteynerin en sonundaki dış bükey aynadan geri yansıyor. Yani gerçeklik bize farklı manipülasyonlarla, sosyolojik, psikolojik, ekonomik kırılmalarla bize geliyor. Bizden tekrar topluma dönüyor demek istiyor. Daha sonra ortama bu ışığın kırılmaması için sürekli sis veriliyor. Yani biz aynı zamanda bir fiziksel evrendeyiz demek istiyor. Aynı zamanda tüm bunlar olurken bizim normalde odolojik olarak kulağımızda duyamadığımız ama vücudumuzda vibrasyon olarak hissedebileceğimiz 7 ile 14 Hz aralığında ortama bir ses veriliyor. Bu da aslında bizim farkında olmadığımız algılara dikkat çekiyor. Yani biz şu an evren dönüyor, yani dünya dönüyor ama biz farkında değiliz. Hani bunu demek istiyor. Yani bizde gerçekliğin oluşma aşamaları çok komplike. Yani sanatçı burada gerçekliğin bu şekilde kompozit bir şekilde oluştuğunu ifade etmek istiyor. Bu da Candaş Şişman'ın Deniz Kader ve Nerdworking ortaklığında gerçekleştirdikleri Yekpare adında kamusal alan, mimari, haritalama performansları. Bu performansı sanatçılar İstanbul Haydarpaşa Garı'nın cephesine yapıyorlar. Türkiye'nin ikinci kamusal alan mappingi bu. Burada hikayede İstanbul'un 8500 yıllık tarihi simgesel anlatımla anlatılıyor. Bu anlatımın Osmanlı İmparatorluğu kısmı ekran resminde o görünüyor şu anda. Osmanlı İmparatorluğu anlatılırken de kaligrafi dizaynı, işte tasavvuf müziği ekrana veriliyor. Ve bu şekilde izleyiciler İstanbul'un tüm tarihini bu şekilde deneyimlemiş oluyorlar. Evet, son eserimiz. Bu sanatçının Nohlab kolektifi altında ürettiği mekana özgü görsel işitsel strüktür enstalasyonu. Adı Oculus. Oculus göz demek, aynı zamanda okültizmi de yani gizemli ilimlere de gönderme yapan bir kavram. Oculus strüktürü Tophane-i Amire binasının kubbesinin altına yerleştiriliyor. Pek çok üçgen parçadan oluşan ters bir kubbe şeklinde düzenleniyor. Kubbenin üst kısmı açıklık olarak bırakılıyor ki hani mekanla iletişim kurabilsin izleyici diye. Siz Oculus mekanına girdiğinizde etrafınızda yerde ve tüm etrafınızda küresel bir algı sağlamanızı sağlayan görseller akmaya başlıyor. Bu görseller savrulma, akma, dönme gibi etkiler veriyor size. Aynı zamanda ses de veriliyor. Böylece siz teknolojik bir medyumun içine girerek yer, zaman, mekan duygunuzdan uzaklaşıp küresel bir algı yaşayarak galaktik bir uzay ufkunu edinmiş oluyorsunuz. Toparlayacak olursak, Türkiye'de yeni medya sanatı 1988 yılından itibaren ilk olarak Teoman Madra'nın eserlerinde görülmeye başlamış olup daha sonra Nil Yalter'in eserlerinde karşımıza çıkmıştır. Türkiye'de yeni medya sanatının gelişimi 1996 yılından itibaren ilkin eğitim faaliyetleri olarak, daha sonra bu alana özgü olarak kurulmuş kolektifler olan Nohlab, Tekne, Bodik, Amber, işte plugin gibi kolektiflerce yürütülmüş olup halen gelişmekte olan bir süreci ifade etmektedir. Çok teşekkürler. Ben özellikle teşekkür ederim. Çok çarpıcı da örnekler vardı. Biz şimdi yeni medya sanatı dediğimiz zaman daha çok Türkiye özelinden örnekler verdik. Hı hı. Çünkü daha anlaşılabilir, daha tabii, ulaşılabilir tabii. Ya da daha bizden olması anlamında.
Dünyada tabii çok daha farklı örnekler var. Tabii tabii, çok var. Olağanüstü örnekler var. Teşekkür ederiz. Harika. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Soru sormak isterseniz Ebru buradan. Nedir sanat üzerinde? Hoş geldin. Ağzına sağlık. Hocam beğendiniz mi bilmiyorum. Biraz geç kaldım ama gayet güzel bir şey. Öyle mi?